Herkese merhabalar arkadaşlar. Kesin Natria'nın ikinci boss'u olan Huntsman Altimor ile karşınızdayız. Bu boss ilk boss'a göre daha zor dursa da aslında çok daha kolay. Taktikleri anladıktan sonra kolay bir şekilde indirebilirsiniz. Her avcının olduğu gibi bu avcının da hayvanları bulunmakta ve boss'u devirmemiz için öncelikle 3 tane ayısıyla yüzleşmek zorundayız. Fight sırasında boss odaklı oynamayacağız. Direkt olarak ayıları indirmemiz gerekiyor. Ayının yediği hasar zaten direkt olarak boss'a da yansımakta. Ancak imkanınız olursa ayıları boss'a yakın tutarsınız ve alan hasarından boss'a da hasar yapmış olursunuz. Ayılara geçmeden Huntsman Altimor'un iki yeteneğiyle başlayalım. Boss bu iki yeteneği hangi ayısı sahnede olursa olsun fight boyunca kullanmakta. Bu yeteneklerden ilki Sin Seeker. Sin Seeker raid'de bulunan herhangi birkaç kişinin üzerine kırmızı ok bırakacak ve bu kırmızı okun yönü aynı zamanda yerde de görünecektir. Bu arkadaşlar bu damage'den kaçamazlar. Ancak bu yerde kırmızı okların görünmesinin nedeni boss'tan çıkacak yeteneğin Sin Seeker'ın sahibine ulaşana kadar yol boyunca kimsenin durmaması gerektiğinden. Çünkü bu yetenek vurduğu kişi üzerinde bir debuff bırakmakta. Eğer bu debuff'ı tekrar yiyecek olursanız epey bir canınızı acıtacaktır. Bundan dolayı kırmızı okun sahibi olan arkadaşla boss'un arasında durmayacağız. Diğer bir yeteneği ise Spreadshot. Boss bu yeteneği çok hızlı bir şekilde kestetmekte ve kolay bir şekilde kaçılabilecek bir yetenek değil. Boss'tan itibaren konik bir alana vuracak olan bu yeteneğin hasarını en aza indirmenin en güzel yolu dağınık bir şekilde durmak ve olası hasar yiyecek oyuncu sayısını en aza indirmek. Ayılara gelecek olursak, her ayının temelde iki yeteneği bulunmaktan. İlk karşılaşacağımız ayı Margor. Margor'un ilk yeteneği Jagged Claws. Jagged Claws yeteneği tankların üstüne bir kanama efekti bırak ve her iki stack'te bir tankların değişmesi gerekir. Dikkat edilmesi gereken asıl yeteneği ise Vicious Lunge. Bu yetenekle köpek raid'den herhangi birinin üzerine atlayacaktır. Atlayacağı kişinin üzerinde kırmızı bir alan belirir. Oyuncu bu yeteneği tek başına soğuklayamayacaktır. Damage yenmeyen Hunter'ların Turtle ya da Paladin'lerin Bubble yetenekleri gibi soğuklanabilir. Onun dışında bu yeteneğin damage'i mutlaka paylaşılmalıdır. Normalden farklı olarak bu yetenek Heroic'te hasarı alan kişilerin üzerine bir debuff bırakır. Bu yüzden Heroic yaparken mümkün mertebe az sayıda insanın damage'i yediğinden emin olmalıyız. Ama Vicious Lung'ı yiyecek kişi mutlaka ve mutlaka tek başına kalmamalıdır. İkinci karşılaşacağımız ayı ise Barghast. Barghast'ın da iki yeteneği bulunmakta. Bunlardan ilki Ripsoul. Ripsoul yeteneğiyle Barghast kendisini tanklayan tankın bir kopyasını çıkartır ve onun ruhunu Huntsman'e doğru yollamaya başlar. Bu ruh Huntsman'e gelmeden önce full HP'ye getirilecek şekilde hillenmelidir ve ortadan kaybolacaktır. Ripsoul ile çıkacak olan ruhun HP'si o an Barghast'ı tanklayan tankın HP'si ile orantılı olarak çıkacaktır. Asıl önemli yeteneği ise Shade of Barghast. Bu yetenek ile Barghast kendinden bir kopya çıkartır. Bu kopya zaman içerisinde raid'e ağır hasar verecek şekilde bir skill cast eder. Barghast'ın kopyasını durdurmak için sürekli olarak crowd control skill'lerimizi kullanmalıyız. Scare Beast, Polymorph ve benzeri gibi skill'ler bu kopyanın üzerinde işe yarayacaktır. Ancak bu kopya sonsuza kadar bu şekilde durmayacak. Belli bir süre sonra üzerinde bir debuff stacklenecek ve aldığı hasar kat ve kat daha fazla olacaktır. Böylelikle de kolayca kesilecektir. Ancak bu süre zarfına kadar mutlaka ve mutlaka Polymorph gibi kalabalık kontrolü yaptığımız yeteneklerle kontrol altında tutmalıyız. Yaklaşık 10 stack debuff yedikten sonra Shade of Barghast'ı kolay bir şekilde keseceğiz. Ve bir sonraki kopyayı bekleyeceğiz. Heroic zorlukta ise bu ayı ekstra olarak Ripsoul sırasında AoE damage yapacaktır. Bu nedenle Heroic yaparken Ripsoul'un bir an önce hillenip ortadan kaybedilmesi gerekmektedir.
Gelelim son ayıya. Her ayının olduğu gibi Hecutis'in de iki tane yeteneği bulunmakta. Bunlardan ilki pasif olan Crashing Stone. Crashing Stone yeteneği ile Hecutis sabit kaldığı süre boyunca %25 fiziksel hasarını arttıracaktır. Ama aynı zamanda da %25 hız kaybedecektir. Belli bir yerden sonra tanklar için dayanılmaz hale gelecektir. Bundan dolayı çok fazla steklenmeden ufak ufak hareket ettirilmesi gerekir. Bu hareket esnasında ise bütün raid'e hasar yapar. Tanklar kendilerinin dayanabileceği seviyeye getirdikten sonra ufak ufak hareket ettirmelidirler. Hareket ettirirlerken de raid'in HP'sine dikkat etmeleri gerekir. İkinci yeteneği ise Petrifying Hall. Bu yetenek ile Hecutis raid'den rastgele birkaç kişiyi seçer ve bu seçtiği kişilerin etrafında kahverengi bir alan açılır. Belli bir süre sonra bu kahverengi alan yere Stone Shards adı verilen bir alan bırakacaktır ve fight'ın sonuna kadar yerde kalacaktır. Üzerinde duran kişiye ağır hasar yapar. Bu nedenle bu alan mümkün mertebe fight alanının kenarlarına bırakılmalıdır. Ancak oyuncular bu alanı aldığı andan itibaren yavaşlamaya başlayacaklardır. Bu nedenle hızlı harekete geçmek çok önemlidir. Hecutis'i de indirdikten sonra Huntsman Altimer'ın zaten çok bir işi kalmıyor. Kolayca ölecektir. Gördüğünüz gibi karışık olsa da dikkat edilmesi gereken küçük noktalara dikkat ettikten sonra gayet kolay bir boss. Hepinize şimdiden bol şans diliyoruz. Bu videonun oluşması sürecinde bizlere desteğini esirgemeyen üyelerimize teşekkürlerimizi borç biliriz.